Aa, gelir gelmez hemen odana mı çıkıyorsun? Gel buraya gel. Sana harika haberlerim var. Sadık istifa etti. Umur da onları evinden çıkartıyor. Aa, bunun nesi iyi haber? Ah, o şapşala kim iş verir? Betüş kocası işsiz kalınca onu boşar. O da yuvasına ana kucağına döner. Hiç heveslenme anne. Betüş'le eniştemi ki gerçek aşk. Gerçek aşıklar hiçbir zaman ayrılmazlar. Sen öyle san. Ayrılık senin başına vurmuş. Gel babacığım. Aa, babanı nereye götürüyorsun? Odama. Ay, bırak kalsın burada. Yukarıda o odada böyle yatak altlarında falan sıkılır. Burada dolaşsın işte, keyfine baksın. İstemez Dudu, istemez. O gidince beni istiyorsun değil mi? Ha, ben kızımın yanına çıkacağım. Gördün mü anne? Gel kızım, gel hadi, gel hadi. Ben ne yapacağım şimdi? Tek başıma. Perihan'ı çağırırım, sıkılmam. Perihan! Perihan! Eda, haber verdin mi Perihan'a, gelecek mi? Gelecek, gelecek birazdan. Söyle ona doğru senin odana gelsin. Annene görünürse planım bozulur. Onunla yalnız konuşmam lazım. Ay baba, çok merak ettim. Ne planı bu? Sen Perihan'ı buraya çağır, birazdan öğrenirsin. Perihan teyze. Perihan teyze. Perihan. Perruş. Ay nerede bu kadın? Ay Dudu'ya mı bakayım, Eda'ya mı, şaşırdım. Ne oluyor Allah aşkına? Perihan teyze, sakın anneme gözükme. Direkt benim odama gel, olur mu? Babam seninle özel bir şey konuşacakmış. Tamam, geldim. Hadi Perihan, inat etme, gel. Yalnızım işte, sıkılıyorum. Kafam allak bullak oldu. Ne oluyor Allah aşkına? Bir şey olduğu yok Perihan teyze. Annem her zamanki gibi yalnız kalmıştır. Arkadaşı olmadığı için de seni çağırmıştır. Ha, iyi valla. Yanında Umur varken arayıp sormak aklına gelmez. İşi düştü mü Perhoş de Perhoş. Yani çok kızıyorum artık ama. Perihan teyze, 400 yıldır anneme hala alışamadın. O öyle. Ha, ben de seni tam bunun için çağırdım Perihan. Ha, hakikaten Taceddin'cim, ne konuşacaktın benimle öyle özel bakayım sen? Şey, nasıl desem, nereden başlasam bilmiyorum. Sana bir teklifte bulunacağım ama beni yanlış anlamanı istemiyorum. Ne teklifi hayatım? Benim sevgilim olur musun Perihan? Ha? İçime doğmuştu zaten. Ay, periler aşkına başımıza daha neler gelecek. Ay, sakin ol Perihan teyze. Ay, ay Eda kızım. Baban bana ne diyor? Ay, yani bana Dudu'nun her şeye rağmen bunca yıllık arkadaşına benim her zaman kardeşim bildiğin Taceddin nasıl olur da sevgilim ol diyor. Ay Perihan, aşk olsun, sana sahiden sevgilim ol diyen mi var? Ya ne diyorsun? Ha, en son söyleyeceğimi başta söyledim. Köpek olalı beri böyle şeyler konuşmadım ki hiç. Aşk meşk filan. Diyorum ki Dudu'ya bir oyun oynamak istiyorum. Bana karşı hala bir şeyler hissedip hissetmediğini anlamak için. Bir oyun sadece. Ha, anladım. Yani benimle birlikteymiş gibi görünerek Dudu'yu kıskandırmak istiyorsun. Hay yaşa. Vallahi çok iyi fikir. Hem de çok eğlenceli Perihan teyze. Yalnız ikinizi el ele düşünemiyorum. Şey iyi de ben bunu Dudu'ya nasıl yaparım? Yap be Perihan teyze. Hem sen anneme iyi bir ders vermiş olursun. Hem de annem senin değerini biraz daha iyi anlamış olur. Bu arada da tabii ortalıkta şamata şamata. Şimdi Taceddin'cim. Ben... Sen benim kardeşim gibisin Perihan. Bunu istesem istesem bir tek senden isterim. Bak senelerdir köpek oldum kaldım. Dudu nişanlandı. Ağrıma gidiyor. Bir gram, bir zerre bir aşkı varsa bana karşı köpek olup kalmaya razıyım. Ama bu oyunun sonunda anlarsam ki o Umur'u seviyor, alıp başımı gitmek istiyorum. Bana yardım et. Taceddin'cim, istersen sihirli küremden Dudu'nun kalbine bakalım. Orada ne kadar yerin varmış öğrenebiliriz. Hayır Perihan, ben bir insanım. Ve sevdiğim kadının beni sevip sevmediğini kendi ırkıma yakışır bir sınavla ölçmek istiyorum.
Kıskandırarak. Fanilerin en eski ama en geçerli yöntemi. Ne diyorsun? Peki. Bir kere de senin dediğin olsun be kardeşim. Anlatsana, planın neymiş? Nerede kaldın? Sana o kadar seslendim. Ne oldu hayatım? Bir şey mi var? Yok ayo, burada yalnızdım, canım sıkıldı. Gel de biraz laflayalım dedim. Neyse ki geldin. Geldim ama maalesef fazla kalamayacağım. Niye? Ay, bir yere mi davetlisin yoksa? Çok da şık giyinmişsin kız. Evet canım, yemeğe davetliyim. Bu akşam Periler Heyeti Başkanı, Melekler Heyeti Başkanı, yani anlayacağın bizim alemin üst düzey görevlilerine çok özel bir davet var. Oraya gidiyorum. Ay, seni gidi seni. Geçerken de uğrayıp beni almak istedin değil mi? Bekle, hemen hazırlanırım. Aman Duducuğum. Ben maalesef buraya seni almaya gelmedim. Nasıl yani? Davete bir kavaya ile gitmem gerekiyordu. Taci'yi almaya geldim. Taci, pardon yani, benim eski kocam. Evet. Ay, senin için bir sakıncası mı var? Hayır, da bana hiçbir şey söylemedi. Ay, partiye gidecek daha düzgün bir erkek bulamadın mı? Köpekten başka. Ama hayatım, yaşamımdaki tek düzgün erkek Taceddin. Ben de yalnızım biliyorsun. Ona teklif ettim, seve seve kabul etti. Oradaki arkadaşlara da Taceddin'in durumunu anlattım. Yani hiç kimse onu yadırgamayacak. Ben şatoda yokken dostluğu bayağı ilerletmişsiniz. Ama Duducuğum, bizim onunla hep özel bir bağımız vardır. Herhalde sen fark edemedin. Neyse, artık gitme vakti geldi. Ben gideyim Tacoş'u çağırayım. Ay, yok. Ben gidip bakayım. Belki müsait değildir. Duducuğum. Peki Taceddin müsait değilse sen nasıl gideceksin? Ne de olsa eski kocan. Hoş geldin Perihan. Hoş bulduk Taci. Oo, ne kadar da şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Taci, bu ne hal? Ben yaptım anne, sihirle. Beğendin mi? Ay, gerçi ben seninle konuşmuyordum ama. Aman şahtı şahbaz olmuş. Kazinoya giden maymuna dönmüş. Benim için bir kere bile böyle giyindiğini görmedim. Domuz. Aa, hiç de değil. Bence çok yakışıklı. Hadi. Gidelim Taci. Tabii Perihan'cığım. Efendim, ben sabaha karşı ancak dönerim. Lütfen beklemeyiniz. Bir formül bul, koluma gir Perihan, çatır çatır çatlasın. Görüşürüz Duduş. İyi eğlenceler. Babanı başka kadınlar için pazarlamaya utanmıyor musun? Sen hiç uyumadın mı? Sana ne? Sen kendi işine bak. Tamam da niye bağırıyorsun ki? Bir kere ben seninle küstüm, konuşmuyorum. Bir kere ben seninle küstüm. Ama anlat bakayım, ne oldu? Baban gelmedi daha. Çok garip. Bana bak, başına bir şey gelmiş olmasın. Aman canım, başına ne gelecek? Perihan teyzeyle beraberdi. Hem sen niye sihirli küreden bakmadın? Bakmadım. Bakamadım. Merak edecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Perihan teyzeyle biraz takılmışlardır. Perihan kim ki benim kocamla takılacak? Pardon yani. O senin eski kocam. Pardon yani. Ta
Hacettin. Günaydın. Taci, bu ne hal? Üstün başın dağılmış. Yakanda ruj lekeleri. Neredeydin sen? Perihan'daydım yavrum. Ne? Dün gece yemekten sonra beni şatosuna davet etti. Sabaha kadar baş başa oturduk. Biliyor musun, bu halimle bile beni beğendiğini söyledi. Sonsuza kadar köpek olarak kalsam bile benim onun tam hayalindeki erkek olduğumu söyledi. Aa, azmış bu Perihan, azmış. Oo, onu suçlama. Her şey dans ederken benim Perihan'a sevgilim olmasını teklif etmemle başladı. Taci. Niye sinirleniyorsun eski karıcığım? Artık benden kurtuluyorsun, sevin. Birazdan eşyalarımı toparlayıp Perihan'ın şatosuna yerleşiyorum. Sana da umurla mutluluklar. Her şeye rağmen dost kalabilir miyiz? Bunu bana nasıl yaparsınız? Nasıl? Demek düşünmek istiyorsun. Sen bilirsin, kararın ne olursa olsun saygı duyarım. Eda kızım, eşyalarımı toplamama yardım eder misin? Aa, tabii babacığım. Hadi gel. Geliyorum. Ne dedi, ne dedi? Halini görmeliydin. Sinirinden kas katı kaldı. Oh! Peki bir şey demedi mi çocuklar? Hiçbir şey söylemedi. Tıs yok. Ama kıskançlığından çatlamak üzere olduğu belliydi. Oh. Ya bence bu ev fazla uzamayacak Perihan teyze. Çünkü zaten annem babama olan aşkını akşama kalmadan itiraf edecek. Çocuklar, madem oyunu buraya kadar başardık. Eda, o zaman sen git Betüş'e durumu anlat. Dudu onunla falan konuşmaya kalkarsa bir pot kırmasın. Tamam. Hadi. Tuttu bu yalan aşk hikayesi, tuttu. Hadi kızlar hep beraber. Dudu dudu dilleri lıkır lıkır içmeli, gözleri derya deniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.